Dostlar, herkese selam. Şöyle söyleyeyim size, küçük SUV sınıfında en sevdiğim otomobillerden bir tanesini kullanıyorum. Bu otomobilin tasarımı bana böyle bir Amerikan vari geliyor. Daha doğrusu böyle bir hani biraz daha süper sport arabalar falan vardır ya, böyle çamurlukları falan şişkin. Yani o tasarım bana biraz o çizgilerde gözüktüğü için bu otomobili seviyorum. Bunun yanında Ford otomobillerinin sürüş karakterini de seviyorum. Onun için hani biraz pozitif bir ayrımcılık da yapıyorumdur. Hani birçoğunuz bilirsiniz aslında. Ford'un sürüş karakteri hem keyif verir hem de oldukça güvenlidir. Bugün şu anda kullandığım araç Ford Puma 1 litre EcoBoost Hybrid. Hybrid derken elbette hafif hibrit. Bu ne yapıyor? Yakıt tüketiminin biraz daha düşük olmasını sağlıyor. Güç gereken noktalarda birazcık daha fazla etkin, birazcık daha fazla güç sunulmasına destek oluyor. Bu arabanın açıklanan performans verilerine baktığım zaman 155 beygir güç üretiyor. 240 Nm tork üretiyor. İki tekerlekten çekiş, daha doğrusu önden çekişli bir araç. Ve dediğim gibi hani 1 litre EcoBoost hibrit. Peki bunun karşılığında hızlanma verileri nasıl? Yine açıklanan verilere göre son hızı 200 km saat ve 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiriyor. Biraz da böyle hafif bir yapısı olması nedeniyle o üretilen gücü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Otomatik şanzımanıyla kombinesi de oldukça başarılı. Yani Ford'un o keyif veren sürüş karakteri bu birliktelikle daha da göz alıcı, daha da dikkat çekici bir hale gelmiş. Peki hani sürüş güvenliği nasıl? Sürüş güvenliği konusunda da derli toplu bir araba. Yani onu yol dışına çıkarmak için ya araba kullanmayı bilmiyor olmanız gerekiyor ya da art niyetli olmanız gerekiyor. Elbette sakın şeyden bahsetmiyorum. Baba viraja bir girdim 170 ile neler oldu be falan gibi değil. Limitlerini böyle abartılı bir şekilde zorlamadıkça Ford Puma, yani yol dışına çıkmaya niyeti olmayan, rayların üzerinde bırakın beni istediğim gibi ilerleyeyim diyen bir otomobil. Süspansiyon sisteminin çalışma karakteri de tam orta karar ayarlarda. Hatta biraz böyle sert seviyorsanız ona daha çok kayıyor. Benim sevdiğim bir süspansiyon sistemi bu. Onun için hani ben bütün özelliklerini beğendim. Sessizlik konusunda mesela Puma ile ilgili çok soru geliyor. Sessiz bir araba. Yani şu tip geçişlerde bile darbe sesi iç mekana son derece az bir şekilde yansıyor. Bunların hepsini başarmış. Biraz böyle yüksek hızlara çıkıldığında rüzgar gürültüsü ve motorla şanzımanın birlikteliğinin ortaya çıkarttığı bir mekanik gürültü var ama beni rahatsız etmedi. Dediğim gibi hani çok böyle ekstrem bir durumda olan herhangi bir sıkıntısı yok. Tasarıma tekrar dönersek, tasarımında böyle sportif görünen bir yapısı var. Yani yan tarafta şiş, çamurluk tasarımı, ona aynı şekilde eşlik eden far ve tampon tasarım detaylarıyla ben Puma'ya karşıdan bakmayı seviyorum. Karşıdan baktığım zaman bana gerçekten o hayvan olan Puma'yı hatırlatan bir his oluyor. Ya bilmiyorum, belki de hani arabayı sevdiğim için bazı şeyleri abartıyor olabilirim ama benim gözümden baktığım zaman durum böyle, bunu söylüyorum size. Yan tarafa geçişte de mesela o kadar iyi bütünleştirmiş ki tasarımcılar Puma'nın tasarımını. Son derece o ön taraftaki dinamik yapı yan taraftan da arka tarafa aynı şekilde devam ederek geçiyor. Bütününe baktığım zaman küçük SUV bir araç. Küçük SUV ve bütün ölçüleri çok iyi ayarlanmış. Yani biraz daha yüksek görünsün diye boy uzatılmaya çalışmamış. Daha geniş görünsün diye böyle yanlardan şişik bir yapı verilmemiş. Ne gerekiyorsa o yapılmış. Araba o şekilde üretilip tasarlanmış. Baktığım zaman benim sevdiğim bir tasarım.
Ya çoğunluğun düşüncesine bakıyorum mesela. Benimle aynı fikirde. Ama arada bu tasarımı sevmeyenler de var. Yani bunu da bilmenizi istiyorum. Hani bana yazılan yorumlarda küçük SUV sınıfında biraz daha iyi bir tasarım olması gerektiğini dile getirenler de var. Yaşam alanına geçtiğimiz zaman, Ford otomobillerinde yaşam alanına geçtiğimiz zaman en önemli şikayetlerden bir tanesi şu: trim ve bazı yerlerden gelen vuruntu sesleri. Özellikle Ford Focus kullanıcıları bunu çok sık dile getirir. Evet, biraz sert. Yani biraz sert olduğu için de yaşlandıkça, yani araba kilometre yaptıkça otomobilin bazı yerlerinden mekanik sesler geliyor. Ford'un tüm modelleri için, evet yani bunu söylemek istiyorum, Ford'un tüm modelleri için geçerli olan bir durum bu. Özellikle ön cam ve kokpit birleşiminden tıkırtı sesleri gelir. Hani bu arabada bakıyorum mesela 8000 kilometrede öyle bir ses dinliyorum var mı diye. Şu anda duyamadım ama hani büyük ihtimal böyle 20.000 kilometreye falan geldiğinde bir tıkırtılar başlayacaktır ya da şanslısınızdır. Hani hiçbir şekilde karşılaşmayacaksınızdır ama Ford'un genelinde böyle bir durum söz konusu. Bunu değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni modeller zaten tamamen bambaşka gelecek. Biliyorsunuz elektrikli Ford modelleri ilk olarak karşımıza Volkswagen altyapısıyla çıkacak. Hani Volkswagen modeli neyse Ford modelinde de o yer alacak. Sadece tasarımları farklı olacak. Ford kendi kimliğini kullanacak. Dediğim gibi yaşam alanında bu tip bir durum söz konusu olabiliyor. Tasarım açısından baktığınız zaman da çoğunluğun Ford otomobillerinin yaşam alanı tasarımını sevmediğini görüyorum. Ya evet, bunda haklı olabilirsiniz. Biraz böyle geride kalmış gibi bir izlenim uyandırıyor. Hani o, nasıl diyeyim, sanki böyle sıfır bir araba olmasına rağmen 5 yaşında falan bir otomobile sahip olmuş gibi hissettirebiliyor. İşte bunda uzun zamandır değişmeyen kumanda elemanlarının payı çok fazla. Orta konsola yerleştirilen şu ekranın biraz böyle gelişi güzel yerleştirilmiş olması bu hissi destekliyor. Ama burada da ben şunu söyleyeceğim. Yani sürücü odaklı bir tasarımı var. Sürücü otomobili kullandığını hissediyor. Gösteriş yapmıyor. Otomobilde ne lazımsa onu dan 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 diye karşıma çıkartıyor, bana veriyor. Ben bu tip araçları benim için böyle birazcık daha üst sıralara koyuyorum. Elbette ötekileri değerlendirirken onları da göz önüne alıyorum. Hani söyledim size, yani çok beğenilen bir tasarım değil. Ben seviyorum, ayrı bir şey. Trim sesleri olabiliyor. Evet, yani bunları inkar edecek bir durum söz konusu değil. Ama bana soracaksanız benim için tam böyle sürücü odaklı, sürücüyü ana hedefine koyan otomobil markalarından bir tanesidir Ford. Puma modelinde de bunu son derece iyi bir şekilde yapmışlar. Bu otomobilin bir diğer anlatmak istediğim şeyi, biliyorsunuz bu otomobil Ford'un Romanya'daki fabrikasında üretiliyor. Romanya fabrikasını Koç Holding satın aldı. Yani durum böyle olunca Ford Puma modeli de Ford Otosan tarafından, Koç Holding şirketine bağlı Ford Otosan tarafından üretilen bir hale geldi. Bunun olmasının ardından şu tip bir beklenti ortaya çıktı: fiyatları biraz daha ucuzlar ve daha fazla bulunur. Evet, Ford yönetimi de bu fikirde otomobilin daha fazla bulunacağını söylüyorlar. Hatta 2023 yılını Ford Türkiye'de atılım yılı olarak ilan etmiş durumda. Biliyorsunuz otomobil satışlarında çok arka sıralara düştüler. 16. sıraya kadar gerilediler. Bunu değiştirmenin yolu Ford Puma'dan geçiyor gibi görüyorum. Kendileri tarafından üretilen, yani Ford Otosan'ın ürettiği Ford Puma'yla daha fazla satış rakamlarına çok rahat bir şekilde ulaşacaklarını düşünüyorum. Şimdi mesela günümüzde bu modelin fiyatlarına baktığımda, yani Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line donanım paketiyle 2022 model fiyatları yazıyor. 1 milyon 48 bin, 1 milyon 50 bin lira gibi. 2023 modelleri de bundan 100 bin lira fazla, 1 milyon 150 bin,
1 milyon 158 bin gibi etiketlerde gözüküyor. Bakalım hani Ford yönetimi Puma özelinde bir şeyler yapacak mı? Hani kendilerinin ürettiği, Ford Otosan'ın ürettiği modeli biraz daha fazla satmak için bir şeyler yapacak mı bilmiyorum ama şimdi karşımıza çıkan fiyatlar bu. Ford Puma benim sevdiğim arabalardan bir tanesi. Onun için biraz ayrıcalık yapmış olabilirim ama benim sahip olup kullanmak isteyeceğim ve kullanırken de ulan araba kullanıyorum be diyeceğim modellerden bir tanesi. Ford Puma testiyle birlikte bugün konuşacağım bir başka konu seçim ve seçimle beraber otomobil fiyatlarını ilgilendiren vaatler. Arkadaşlar bak yani bunu bir kere kafanıza iyice bir kazıyın. Yani otomobil fiyatlarıyla ilgili seçim dönemi öncesinde bir vaat varsa bundan söz edeceğim. Bunu yazacağım. Bunu anlatacağım. Çünkü bu otomobil fiyatlarını otomotiv dünyasını dibine kadar ilgilendiren bir olay. Yani bana öyle siyaset yapma, bunu yazma falan gibi şeylerle lütfen gelmeyin. Ne olur gelmeyin. Yani bunun siyasetle falan alakası yok. Önümüz 14 Mayıs seçim. Bu seçimde aday olan insanlar var. Kazanmak için aday olanların da vaatleri var. Bu vaatlerden bir tanesi Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi. Ne diyor? Eğer ki diyor seçilirsem ben ÖTV'yi 1/4 oranında indireceğim. Yani ikinci el otomobil satın alıyormuş gibi 0 kilometre otomobil satın alınmasını sağlayacağım. Bu adamın vaati. Yarın başka birisi çıkar, başka bir vaatte bulunur. Onu da söyleyeceğim. Yani bu konunun siyaset yapmakla bilmem neyle alakası yok. Bu dediğim gibi siyaset falan değil. Bu araba fiyatını ilgilendiren, arabaların geleceğini şekillendirecek önemli konulardan bir tanesi. Yazıyorum, anlatacağım. Kim açıklarsa hepsine yer vereceğim. Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili vaadi de şu şekilde. ÖTV'siz otomobil ya da işte son dönemlerde sizlerden gelenlerde okudum. Çok daha uygun bir ÖTV oranıyla otomobil satışı. Yani hem ÖTV'leri indireceğim diyor. Hem de gençler için bir ayrıcalık yapacağım diyor. Bakalım önümüz seçim kim kazanır kim kazanmaz bilmiyorum. Yani seçimler bittikten sonra bunları hepimiz hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi vaatler açıklandıkça ben bunlara yer vereceğim. Bunun siyaset yapmakla falan bir alakası yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.